Merhaba. Kış kamplarında ne giyilmesi gerektiği konusunda uzun süre kafa yormuş biriyim. Bunu yapmamın iki tane temel nedeni var. Aslında ikisinin oluştuğu nokta şu: özgürlük. 1. Hareket özgürlüğü. Olabildiğince uzun yürüyüşler yapabilmek istiyorsanız ekipmanlarınızın az olması gerekir. Ve az ekipmanla kamp yapmak da üstünüze giydiğiniz şeylerin kışın sizi gerçekten koruyabilmesini gerektirir. Çünkü bir çadır istemiyorsanız, bir uyku tulumu istemiyorsanız, ki bu ikisi neredeyse ekipmanlar içinde en fazla yer tutan şeylerdir, hem hacim hem ağırlık anlamında, İşte onlardan sizi kurtaracak kıyafetler, onların yerine geçecek kıyafetler istersiniz. Bunun için çok düşündüm, çok araştırdım. İkincisi, tek başıma kamp yapan biri olarak olağanüstü bir durumda mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tepki vermem gerekebilir. İşte bu durumda bir uyku tulumunun içinden çıkmak yetmiyor, arkasından çadırın içinden çıkmak eziyet haline gelebiliyor. Bu da benim hareket özgürlüğümü engelliyor. İşte ikisi bir araya geldiğinde daha az ekipmanla daha uzun yürüyüşler yapmak ve olağanüstü bir durumda olabildiğince hızlı tepki verebilmek adına iyi kış kıyafetlerinin bir uyku tulumuna ve hatta çadıra ihtiyaç duymadan sizi koruyabileceğini anladım. Hatta buna biraz abartırsanız, şansınız yaver gider, hava koşulları aşırı ama aşırı kötü değilse, ateş bile yakmanıza gerek kalmayacak şekilde kamp yapmanızı sağlayabilir bu kıyafetler. Peki nedir o kıyafetler? Ben kış kamplarımda ne giyiyorum? Bir kere her şeyden önce kat kat giyilmesi gerektiğini öğrendim. Çok kalın tek bir katman giydiğiniz zaman hareket halindeyken terliyorsunuz. Ama durduktan sonra da üşüyorsunuz. Onu çıkarsanız o ter üstünüzde bu sefer çok tehlikeli, sizi hasta edebilir. O yüzden kat kat giymek, evet, herkesin söylediği gibi çok çok mantıklı bir şey. Sağımda ve solumda şu an o kat kat giydiğim şeyleri görüyorsunuz. Önümde de onların dışındaki aksesuarlar var. Önce arkadan başlayalım. Ben kış kamplarımda en alt katman olarak içlik tabir edilen mantıkta ne giyiyorum? İşte onlar burada. Şu ikisi. Altımda ve üstümde aynı markaya ait ve aynı teknolojiyi barındıran içlikler giyiyorum. Omni-Heat teknolojisi, Kolombiya'nın tescilli bir teknolojisi. Buradaki mantık şu, içine yapılandırdıkları, şuradan gösterebilirim. İçine yapılandırdıkları bu küçük metalimsi, gümüşümsü yapı, o küçük küçük noktalar vücut ısınızı size geri yansıtıyor. Zaten aslında esas olan şeylerden biri bu. Vücut ısımızı kaybetmezsek aslında üşümeyiz teknik olarak. Dışarıdan gelen şey bizim vücudumuzu soğuttuğu için biz üşüyoruz. Yoksa insanın vücut ısısı gayet yeterli bir şekilde ona konforlu bir ısı sağlıyor. İşte bu teknoloji o ısıyı bize geri yansıtarak kaybetmemizi mümkün oldukça engelliyor ve nihayetinde sizi sıcak tutuyor. Onun altı da aynı şekilde yapılandırılmış. O da burada. Orada da aynı teknolojiyi görüyorsunuz. O yapı burada da var. İşte bu ikisi benim en alt katmanım. Güzel tarafı ne? O yapıların, yani o işte gümüşümsü olan küçük noktaların etrafında kalan kısımda teri çok sağlıklı bir şekilde, olabildiğince hızlı bir şekilde vücudunuzdan uzaklaştırıyor. Nem vücudunuzdan bir üst katmana geçtiği için siz ıslak kalmıyorsunuz. O teknoloji sayesinde vücut ısınız da içeride kalıyor, size yansıtılıyor ve gerçekten ama gerçekten çok başarılı şeyler. Eğer çok sıcak değil, çok soğuk özür dilerim, değilse hava, uyku tulumu giymeyi de seviyorsanız arkadaşlar, sadece ikisiyle ortalama bir uyku tulumunun içinde, konfor derecesi biraz yüksek bir uyku tulumunun içinde çok rahatlıkla geceyi atlatırsınız. Ama benim mantığım neydi? Uyku tulumuna ihtiyaç duymamaya çalışmaktı. O yüzden en alt katmanda onlar var. Vücudumdaki ısıyı korudular ve nemi bir üst katmana aktardılar. Bu arada içlik seçerken mümkün olduğunca, elinizden geldiğince dar olmalarını, tabii ki hareketinizi engellemeyecek ayarda ama dar olmalarını tercih edin. Vücuda ne kadar yapışık olurlarsa hizmet görmeleri o kadar kolay oluyor. Demin söylediğim iki şeyi o kadar kolay yapıyorlar. Nemi üst tarafa aktarmak ve vücut ısınızı korumak. Peki onun üstüne ne giyiyorum? Onlar da buradalar. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Carinthia, marka bu. Ben ondan çok memnunum. Kışın ne giyerim de beni korur, uyku tulumuna gerek kalmaz diye araştırırken bulabildiğim kendi adıma
ve hareket özgürlüğünü hala engellemeyen yegane seçenek onlardı. Evet, tulumlar falan filan var ama hareket edemiyorsunuz bu sefer. Onlar bence çok güzel. Her ikisi de G-Loft denilen, G-Loft Ultra denilen aslında bir teknolojiye sahip. Bu da Carinthia'nın kendi bu sefer tescilli teknolojisi. İçlerindeki yapı sayesinde hem havayı hem de elyafı kullanarak vücut ısınızı koruyorlar. Ve aynı şekilde üst katmanlardaki o kullanılan tekstil de yine bir önceki gibi alt katmandan almış olduğu nemi ve teri üst katmana aktarabiliyor. Yani hala kuru kalıyorsunuz. Onu altıma giyiyorum. Onu da üstüme giydiğim zaman çok rahatlıkla işimi görüyor. Bu ikisiyle birlikte eğer sıcaksa hava, sıcaksa derken çok soğuk bir kış günü değilse uyurken sadece onlarla kalabiliyorum. Hiç sorun olmuyor. Ama eğer gerçekten soğuk bir hava varsa bu sefer bir üst katmana geçiyor iş. O üst katmanda Leak denilen bir seri var. Yine Carinthia'ya ait Leak serisi. Ortalama 8 derece, 6 derece bir havada sadece onunla çok rahatlıkla hareket edebilirsiniz. Sizi korur. Hareket halinde olduğunuz için onunla birlikte bir arada sizi korur. Bu mont altına aslında aynı markanın, aynı seriden, Leak serisinden bir pantolonu var. Ama tercih etmedim, almadım. Ben araştırdığımı zannediyorum bu konuyu. Şimdi o pantolon, biraz sonra size göstereceğim en üst katman olarak giydiğim pantolonun bir versiyonu, daha az yalıtımlı olanı. Ama cepleri yok. Şimdi kampta ben neredeyse en çok bunlarla dolanıyorum. Yani altıma içliklerimi giyiyorum, üstüne G-Loft Ultra'ları çekiyorum. Onun üstüne de işte burada pantolonum da burada. Benim genellikle en üst katmanlarım bunlar ve hareket halindeyken beni fazlasıyla koruyorlar diğer içindekilerle beraber. Bu Leak ve Strike 511 Carinthia modeli Leak, modeli Strike. Bu ikisi çok iyi bir ikili. Neden? Bir kere içindekiler varken üstümde artık hareket halinde olduğum sırada üşümemi engelliyorlar. Yeteri kadar iki tane şuralarda, yanlarda cebi var. Ama bu pantolonun bir sürü ve çok avantajlı güzel cepleri var. Şimdi onu elimden bırakayım. Strike'ın incelemesini isterseniz bir göz atabilirsiniz. Çok başarılı bir kamp pantolonu, aynı zamanda bir arazi pantolonu. Bir sürü cebi var. Ve o kadar kullanışlılar ki. Mesela ben buraya... hayır kızım, girme. Buraya cep telefonumu koyuyorum. Buraya güç bankamı koyuyorum. Üstten sadece küçücük, o kısalıkta elim ayağıma dolanmayacak bir kabloyla yürürken şarj edebiliyorum. Bir kere böyle bir avantajı var. Yanlarında görmüş olduğunuz cepler çok rahatlıkla büyük şeyleri içinde barındırabiliyor. Mesela Nalcun'un 1 litrelik bir matarasını çok rahatlıkla cebime koyabiliyorum ki ben kamp yürüyüşlerinde hep orada tutarım onu. Pançom, olağanüstü bir yağmurda zaten çok soğuk değilse hava, üstüme çok kalı bir katman giymektense yağmurlu olarak pançoyu kullanıyorum, o da bu cebime girebiliyor. Ayrıca içte cepleri var derken çok avantajlı. Benim üçüncü katmanım onlar. Üçüncü katman olarak bu pantolonu tercih ediyorum ve neredeyse hareket halindeyken daha fazlasına hiç ihtiyaç duymadım işin doğrusu. Yani bunların beni üşüttüğü bir hava hareket halindeyken olmadı. Yürüyüş sırasında ya da işte kamp alanımı hazırlarken fazlasıyla ikisi iş görüyor. Çok sert bir hava var, tipi var, ciddi yağmur var, çok üşüyeceğim. Hareket halindeyken bile artık bunlar korumadı. Ya da artık gece oldu ve artık kıvrılıp uyuyacağım. Hamama geçeceğim ve rahat rahat uyuyacağım. İşte o noktada en üst katmanlar devreye giriyor. Onlar benim bugüne kadar gerçekten araştırmalarımda ulaşabildiğim en sağlam kış kıyafetleri. Neredeyse bir uyku tulumunu giyiyor hissi veriyor size. Çünkü ben diğer markalarda bunu rastlayamadım. Yeterince araştırmadım mı diyorum ama gerçekten uğraştım.
size konfor ve ekstern dereceleri sunan kıyafetler bunlar. Yani adamlar diyor ki şu derecede ölmezsin, bu derecede de içinde rahat rahat kalırsın. İşte bunları sağlayan şeyler yine Carinthia'nın bu sefer Hick serisi. İşte burada. Pantolonu bu. Askılarıyla birlikte çok konforlu. Arkasında bir cebi var. Ve yanlardan alttan yukarı ya da yukarıdan aşağıya kadar fermuar sistemi var. Bu fermuar sistemi giyip çıkarırken çok rahatlık sağlamasının yanında ayrıca terlemenize yüz tutacak havalarda da hafif açıyorsunuz. Oh tamam, hiç sorun değil. Onun kalınlığı artık size sorun olmaktan çıkıyor. Bir diğer artısı, içinde bir sürü çok güzel cebi olan Strike'ım var. Ama onlara erişemedikten sonra ne işe yarar o cepler? Üstüme bunu giyeceksen. İşte o zaman kenardan açık bırakıyorsunuz. Ya da gerektiğinde açıyorsunuz duruma göre, havanın size verdiği lükse göre. İçinden istediğinize ulaşıyorsunuz. O yüzden ben ona bayılıyorum. Gerçekten çok 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 koruyucu. Ve gece hiç hareket etmediğim halde beni rahatlıkla koruyabilen bir son katman. İşte onun aynısının yine Hick, yine Carinthia aynı serinin bu sefer de montu burada. Taktik bir mont, aynı pantolonu gibi. Çok güzel, büyük, erişimi kolay. Koca bir matarayı şuraya koyabiliyorsunuz. Cepleri var. Kollarında cepleri var. Bunun haricinde içte cepleri var. Ve çok koruyucu, gerçekten hiç üşümenize mahal vermeyen bir yapıya sahip. Aynı zamanda eğer yağmur noktasında gerekli görüyorsanız, ayrıca bir şey kullanmak istemiyorsanız, tahmin edeceğiniz gibi bir kapşonu var. Onlarla birlikte çok soğuk anlarda rahat yürüyüş yapabiliyor ya da gece artık hareketimin azaldığı, uyumaya geçeceğim anlarda kendimi korumak adına doğrudan onları kullanabiliyorum. Bence iyiler. Çok iyiler. Benim bulabildiklerimin en iyileri bunlar. Peki kötü tarafı var mı? Kötü tarafı şu. En üst katmanları kastediyorum. Diğerlerinin bence kötü bir tarafı yok. Gayet kullanışlılar. Ama en üst katmanlar bayağı hacimli. Eğer hava düşündüğünüzden daha sıcak olursa, o zaman onları taşımak için yer noktasında bir dezavantaj oluşturuyorlar. Çünkü ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın, bayağı işte bir yarım uyku tulumu büyüklüğüne geliyorlar. İşte onların derecesine denk gelen yarım uyku tulumunun büyüklüğüne geliyorlar. Hareket noktasındayken terletirler mi? Aslında evet, çok güzel, evet, terletmiyorlar. Yani ben ondan çok korkmuştum. Bu kadar kalın bir şey hareket ettiğimde beni mahveder mi? İlla mı çıkarmam lazım? Yok. Bir tanesinin koltuğunun altına, öbürünün yanlarını açıyorsunuz. O sorun değil. Yani ona bir şey diyemem. Başka bir dezavantajı var mı? Çok sağlam değiller. Bir de şununla alakalı galiba. Hani gelir seviyenize göre bunlara 500-600 euro verdikten sonra her birine, ben kendi adıma onları orman zeminiyle buluşturmak, çalıların arasından yürümek, onların yırtılması, zarar görmesi riskini çok almak istemiyorum. İşte öyle olduğunda da en üst katman oldukları düşünülürse eninde sonunda ormanla bir şekilde uğraşıyorsunuz. O buluşma tatsız olabilir. Yani evet çok iyiler falan filan ama dıştaki o kullanılan tekstil aşırı sağlam değil. Yani çok daha sağlamlarını gördüm. Böyle bir dezavantajı var. Biraz dikkatli olmalısınız. Mesela ateşin yanında oturuyorken dikkatli olmalısınız. Çünkü rahatlıkla delinebilirler. Yani o uçan ciddi bir köz onu rahatlıkla delebilir. Bunların dışında benim bildiğim, benim bulabildiğim, bugüne kadar kullandığım ki 2,5 seneyi geçti, hatta 3 seneye vardı. 3 senedir kullandığım bu malzemeler kesinlikle benim kış kıyafetlerim noktasında ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşılıyor. Onlardan çok memnunum. Peki, onları kat kat giydim. Onun dışında ne yapıyorum? En aşağıdan başlayalım. Şöyle yapalım. Burada. Ben iki farklı çorap giyerim. Eğer hava çok soğuksa ayakkabılarımı da, yürüyüş ayakkabılarımı, kış ayakkabılarımı da buna göre alırım. İki çorap giyerim. Bunun en önemli nedeni ne? Zaten bu çorap incecik bir çorap ve teri dışarı atabiliyor, başarılı. Burada da bir termal kalın çorap görüyorsunuz. İkisini giymemin sebebi şu, benim vücudum öyle çok çok üşümez. Ama ayaklarım üşüyor. Özellikle yattığım sırada çok korumaklı giyinmeme rağmen ayaklarımın üşümesi beni rahatsız ediyor. Ve ayaklarımız üşüdüğü zaman da tüm konforumuz kayboluyor. Görmüşsünüzdür, ayak ısıtma pedleri var.
kimyasal şeyler bunlar. Oksijenle bir araya geldiklerinde ısı yaymaya başlıyorlar ama onun teninize değmemesi gerekiyor. İşte o yüzden çift çorap giyiyorum. Hem üşümeyi engelliyorlar hem de baktım ki yok olmayacak, uyutmuyor beni o soğuk. O zaman ilk çorap ayağımda kalıyor. Çıkarıyorum ikinci çorabımı ya da henüz giymemiş oluyorum belki. Pedi koyuyorum. Tenime değmiyor çünkü ilk çorabın üstüne. İkinci çorabı, termal çorabı da üstüne giydiğim zaman hatta neredeyse ayağım yanıyor. Ve dolayısıyla da rahat rahat uyuyabiliyorum. Üşüme noktasını atıyorum. Kemer. Kemer eğer doğru seçilirse bir sürü işe yarayan bir kamp ekipmanıdır aslında. Hatta özellikle iyi bir taşıma ekipmanıdır. Bu kemer gördüğünüz gibi üstünde mol bağlantıları olan, molle diye yazılıyor, mol bağlantıları olan bir kemer. Ve bunun çok büyük avantajları var çünkü benim bütün küçük keselerim, çantalarım, şunlarım, bunlarım, bıçak, her şeyim mole uyumludur. Ona göre seçtim. Ve buradaki şu sistem çok sağlam. Gerçekten çok sağlam. Çok kolay açılmasına rağmen inanılmaz güçlü. Ağır hizmet kayışından yapılmış. Hiçbir şey olmaz. Yani bununla odun kütük de tutar çekersiniz. Allah korusun olağanüstü bir durumda bir arkadaşınızı da onunla taşıyabilirsiniz. Çok başarılı, sağlam, benim kullanmayı sevdiğim bir kemer. O da belimde. Eller. Şimdi bu genellikle belimde durur. Üşümemek için bunları giyerim. Bunlar derken kastettiğim şey şu. Aslında bunların içinde birer tane daha var. Onlar ekran yüzeylerini de algılayabilecek şekilde dizayn edilmişler. Şuradaki şu yapı işte telefonlarınıza dokunduğunuzda hala iş görüyor. Gayet ince, güzel. Ama onun üstüne o yetmiyor çünkü. Yani bu sizi soğuktan aman aman korumuyor. Metal bir şey tutarak yürüyorsanız mesela atıyorum benim bir hayatta kalma çubuğu diye çeviriyorlar ama aslında metalden bir tane çubuk. Onunla yürüyorum bazen. O zaman elimde o soğukla canım yanıyor. İşte o zaman da bir üstü bu. Onu da elime giydiğim zaman, üstüne giydiğim zaman artık üşümüyorum. Gerçekten üşümüyorum. Yani bunun ikisini birlikte giydiğimde üşüdüğümü hiç hatırlamıyorum. Metal tuttuğum halde uzunca bir süre elimde. Onları giyiyorum. Tamam. Ama iş yaparken onlar yetmiyor. Şimdi iş yaparken de belimde olanları bu sefer, onları belime, bunları elime alıyorum. O da ne? Onun içinde benim şöyle bir eldivenim var. İş eldiveni diyorlar ya bunlara. İçindeki doku kaymaz. Gayet güzel. Ve işte ateş işlerken, odun işlerken, bilmem ne yaparken onu kullanabiliyorum. Eğer iş biraz daha abartılı hale gelecekse, yani daha da sert bir iş yapmak zorunda kalacaksam, işte o zaman da çözüm burada. Bu taktik eldivenler herhalde bir 5-6 yıllık ama kapı gibi cidden. Hiçbir şey olmuyor onlara da. İşte bu kadar. Üstüne giydiğiniz zaman hala bir şeyleri kavrarken his var. Çok kötü değil. Gerekiyorsa bunu içinden çıkarıyorum, onu tek giyiyorum. Ama sonuç ağır işlerde bana mısın demiyor. Sizi rahatlıkla koruyabiliyor. Hatta ben genelde onların ikisini bir giydiğim için ikisini bir çıkarıyorum. Giyerken de kolaylık oluyor gördüğünüz gibi. Evet. Soğuktan korunmak ve iş yapmak için ikişerden oluşan takım elbise, takım eldivenlerim. Benim boynum üşür. Yani ne kadar iyi giyinirsem giyineyim, eğer boynumdan bir esinti alırsam, soğuk hava girerse üşüyorum. Onu engellemenin yolu da bu. Gayet yeterli. Geçiriyorsunuz boynundan. Bitti gitti. İstiyorsanız başınızda duruyor, istiyorsanız kulaklarınızı koruyor. Çok basit ama çok güzel polar bir çözüm. Gözlük. Şimdi bu gözlük hayat kurtarır. Gece hala sizi ortamdan uzaklaştırmaz, renksiz olduğu için. Yürüyüşler sırasında çok kullandığımı söyleyemem, gerek yok. Ama odun işlemeye başladığım zaman kaç kere yüzüme odun parçaları fırladı. Bir dalı ya da yüksekten bir şey indirmeye çalışırken dallar yüzünüze geliyor. Onun haricinde bazen yaktığınız şeylerin nevi yüzünden patlamalar oluyor. O közler geliyor yüzünüze şuraya buraya. O kıvılcımlardan sizi koruyor. Yani bence iyi bir çözüm. Renksiz bir gözlük, böyle olabildiğince koruyucu bir gözlük tavsiye edebileceğim bir ekipman. Çünkü kışın daha çok odunla uğraşıyor ve daha çok ateşle uğraşıyorsunuz. O noktada daha da öne geçiyor.
Son nokta, gece uyurkenki kısma geldik. Şimdi o gece uyurkenki kısım bu. O çok başarılı bir şey bence. Onu böyle yapıyorsunuz. Ve bir sürü şekle sokabilirsiniz. Mesela şu altında görmüş olduğunuz şeyi yok edebilirim. O iyice boynuma kayabilir. Hayır, istemiyorsam onu alırım. Burnuma kadar çekerim. Buralardan ayarlayabilirim derken içinde boynumu da bu koruduğu için ikisi bir arada gayet yeterli, gece yatarken bile beni üşütmeyecek bir çözümü sunuyorlar. Neredeyse uyku tulumunun içine tamamen girersiniz ya, o hissi veriyor size, sıcacık kalıyorsunuz. Yürüyüşler sırasında kapşonlar bazen önünüze geliyor. O olmasın diye bir de şapkam var. O şapka da gayet yeterli, benim işimi görüyor. O şapkayla birlikte ben yürüyüşlerimi rahat yapıyorum. Hem önüme bir şeyler damlamıyor, hem güneş söz konusuysa nispeten beni koruyan bir yapıya sahip. Evet. Kışın giydiğim şeyler bunlar. Kışın yürüyüş yaparken, kamp noktama ilerlerken, kamp noktamda kamp hazırlıklarımı yaparken, keyif yapıp ateş başında otururken ve nihayet gece kıvrılıp yatarken kullandığım ekipmanlarım bunlar. Kat kat olmalarından, beni soğuktan gerçek anlamda her türlü korumalarından ve rüzgardan, yağmurdan etkilenmeme sağlamalarından çok memnunum. Onların dışında sahip olduğum şeyler genellikle keyif olsun diye ya da sıkıldığım için giyiliyor. Ama hava gerçekten soğuksa onlar benim açımdan alternatifsiz.